Merhaba değerli öğrencilerimiz. İş planı kitabımızın üçüncü ünitesi olan pazarlama planı ünitemizle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu ünitemizde neler amaçladığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazarlama planının ne olduğunu kavramak, daha sonra pazarlama planının sağladığı faydaları ve etkin bir pazarlama planının taşıması gereken özelliklerin neler olduğunu açıklayabilmek ve daha sonra da e, bu planın hangi adımlardan oluştuğunu e, açıklayabilecek e, bir amaç setini bu ünitemizde hedefliyoruz. E, pazarlama planının özellikleri ve faydalarından söz edecek olursak özellikle e, bir pazarlama planının işletmenin misyonuna ve amaçlarına ulaşmayı sağlayacak bir strateji içermesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca bir pazarlama planı kısa ve anlaşılır olmalı ve özellikle de bütün işletmenin unsurlarını kapsayacak nitelikte olmalı ve esnek bir yapıya da sahip olmalıdır diyebiliriz zaman içerisinde ortaya çıkabilecek gelişmelere göre planın değiştirilebilmesi ve uyumlaştırabilmesi de yine temel özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca bir diğer önemli özelliği de pazarlama planının yine kullanıcılara değerlendiricilere bir performans kriteri sağlıyor olması da önem arz ediyor. Ne fayda sağlar pazarlama planı özellikle bir, ...girişimcinin pazarlama sürecinde temel yol haritası oluşturduğunu söyleyebiliriz. Böylece pazarlama faaliyetlerinin hangi adımlarla işleneceği, izleneceği görülmüş olur. Özellikle kişilerin rolleri ve görevlerinin neler olduğu... ...buradaki kaynakların etkili kullanımı önem kazanıyor ve bir de tabii ki hem girişimci için ve yine de karşı taraf olarak adlandırabileceğimiz fon sağlayıcılar ve değerlendiriciler içinde fırsatların ve tehditlerin neler olduğunu da anlatması sonucunda önemli bir faydanın da oluşacağını söyleyebiliriz. Pazarlama planının adımlarına bakacak olursak burada neler gerçekleştirilir? Öncelikle Neredeyiz sorunsunun cevabının verildiği, işletmenin kendisinin şu anda hangi durumda olduğunu görebileceği bir durum analizi yapılır. Bu analiz işletmenin mevcut durumunun anlaşılması açısından önemlidir ve birçok işletmenin belki de yapmadığı bir analizdir diyebiliriz. Daha sonra işletmenin makro çevresi olarak adlandırabileceğimiz işletmenin içerisinde bulunduğu pazarın ee, ...ekonomik koşulların, e, teknolojik değişimin, e, devlet politikalarının değişiminin ele alındığı bir e, adım e, uygulanmalı e, bir sonraki adımda. Daha sonra ise hem rakiplerin hem de işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin alezi, analizi e, önemlidir. E, i̇şletmenin hem kendisinin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu görebilmesi ve bununla birlikte rakiplerinin de bu alanlardaki durumunun ne olduğunu görmesi pazarlama planı açısından yine önemli adımları oluşturur. Daha sonra daha önceki ünitemiz, ünitelerimizde de söz ettiğimiz gibi hedef pazarın tanımlanması önem arz eder. Bir işletmenin karşı karşıya olduğu potansiyel pazar içerisinde doğrudan hedef pazarın, hedef kitlenin Kimler olarak belirlendiğinin açıkça görülebilmesi yine hem girişimci için hem de değerlendiriciler için oldukça önemli bir bilgi sağlamış olur. Daha sonra fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi yine önemli bir nokta. Burada pazarlama sürecinde ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler nelerdir? Bunlar ele alınır. Daha önce de söylediğimiz gibi bu analizin yapılması aslında oldukça güç bir analiz. Fırsatların ve tehditlerin neler olduğunun bilinebilmesi bir girişimcinin sadece kendi kendine başarabileceği bir süreç değil. Dolayısıyla farklı gözlerden farklı görüşleri temin etmesi büyük önem taşır. Ayrıca kimi zaman tehdit olan bir durumun fırsat da oluşturabileceği de unutulmamalıdır. Pazarlama amaçlarının ve hedeflerinin belirlenmesi e, sürecinde de e, bu süreçte amaçlanan e, ve gerçekleştirilmesi gereken aktiviteler ve faaliyetlerin neler olduğu ve bunların hangi hedeflere e, hizmet etmek üzere gerçekleştirildiği de bu adımda e, belirlenmiş olur. Daha sonra stratejilerin belirlenmesi aşamasında ise daha uzun vadeli bir süreçte işletmenin hedeflerine ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceği belirlenir. Taktiklerin belirlenmesi ise stratejilerden daha dar kapsamlı olup daha kısa vadeli ve bu stratejileri oluşturan daha küçük parçaların ele alındığı bir durumdur. Burada daha sonra da bu sürecin kontrol edildiği bir aşamayla da pazarlama planı adımları tamamlanmış olur. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.